Hocam hocam bir virgül Türk İş Başkanı Atalay bir açıklama yapıyormuş. Kameralarımızı bir oraya çevirelim bakalım ne diyecek. Bir neticeye varacağını umut ediyorum. Yani burada ben taleplerimizi geldiğimiz noktaya kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğim belli bir noktaya geldik. Ama şu anda Çalışma Bakanlığı'ndan belli bir yere gelmeden, TİSK'in başkanından belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama şunu söylerim. Yani Perşembe'yi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne belli çıkacak. Belli nokta efendim diye ifade ettiğiniz nedir efendim? Kamuoyunda 10.500, 11.000... Şimdi onları söylemenin bir anlamı yok. Ben resmi ağzım. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işi konuşur ne Türk işi konuşur. Ben en son noktayım. Onun için kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup olacak bir şey söylemeyeyim. Yani burada arzu ettiğimiz, yani bizim ne talep ettik, o arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Sizin talebiniz neydi? Yarın. Şimdi onu dersem özelliği kalmaz bu işin. Yani böyle bir sağlama alayım işte. Sayın Bakan'la bir görüşeyim. Arkadaşlarla görüşeyim. Yani Perşembe'ye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum. Yarın Perşembe günü açıklanacak diyebiliriz. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali var. Yarın efendim olma ihtimali %50 abi. Yani şey doğru anladık değil mi? Belki de eğer toplanabilirse asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısında bu gece de yapabilir. Bu ne? Gece olmaz. Bu gece olmaz. Arkadaşlar yani, toplanabilir. Yok bu gece yüzden. Yok arkadaş toplandı başka asgari ücret imzalamak başka. Yani Perşembe'yi bulmaz. Siz biraz önce aklımızdaki rakama doğru yaklaştık dediniz. 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakam telaffuz ediliyor. Elbette bir rakam telaffuz etmesi. Ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi ben ne söylediğimi bakan biliyor, Cumhurbaşkanı burada söylersem şimdi ben işi garanti almadan insanları toplumu bir beklentiyle sokmanın bir anlamı yok. Ben resmi ağzım, ben Türk İş Başkanıyım. Benim söylediğim yerine gelmesi lazım. Onun için ben Bakan Bey'le bir kere daha konuşayım. İşi belli bir noktaya getirelim. Umut ediyorum ya yarın en zor, en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız. Kendinize iyi bakın. Geceniz hayırlı olsun. Peki, Cumhurbaşkanı zaman düşünmüyorum, zannetmiyorum. Bakan Bey'le yapacağız. Tamam, hadi kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Evet, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları bu şekildeydi. Önemliydi, kısaca özetlemek gerekirse. Arzu ettiğimiz rakama yaklaştık dedi. %50 ihtimal yarın açıklanır. Yarın salı günü, en geç perşembe gününe, perşembeyi bulmaz dedi. Çarşamba günü açıklanır en geç dedi. İşi garantiye almadan rakam vermek istemediğini söyledi. Bakan Bey'le görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Arzu ettiğimiz rakama yaklaştık dedi ama rakam vermedi. Buyurun hocam.